Herkese merhabalar. 9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılıya hazır mısın Tonguç? Hocam çok zor hocam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç son korkmana gerek yok Tonguç. Evladım bak. Birincisi coğrafya gerçekten... Son kurşunum hocam. Ne diyorsun evladım bak şimdi. Kurşun falan bunlara hiç endişelenmene gerek yok. Birincisi coğrafya gerçekten 9. sınıfın en önemli derslerinden bir tanesi. Sayısal dersler harici, sözel dersler içerisinde en öğrencileri zorlayan ders. Çünkü 9. sınıf coğrafya esasında ileride gireceğin üniversite sınavı coğrafyanın da temelini oluşturuyor. Biz bugün ne yapacağız? Önce bilmemiz gerekenleri şöyle hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Büyük iklim tipleri, Türkiye'nin iklimi, bölgeler, ülkeler ve ardından diğer yerleşmeler ünitesi ve sonrasında bölgeler, ülkeler, insanların doğal ortam kullanım şekli. Bunların hepsini güzel bir şekilde anlatacağız. Fakat kısa bir özet. Fakat ardından seçici sorularımız geliyor. Coğrafya yazılısında Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına baktık ve aynı zamanda hocalarla yaptığımız görüşmelerde nasıl bir soru tarzı gelebilir, neler gelebilir baktık. Eski konulara da yer verdik sınavda, ikinci sınav olduğu için eski konulara da yer verdik. Ama daha çok bölgeler ve ülkeler ve tabii ki de yerleşmeler konusundan soru geleceğini biliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi biz burada bir sıralama yaparken... Hocam bütün bu konular var mı sınavda? Sınavda bütün bu konular var. En çok soru gelecek olan konuyla başlayacağım ben ilk başta. Sonrasında... Bir önceki konudan da soru geleceği için buraya da değineceğim. Sonrasında eğer hocanız buraya kadar geldiyse, yani bölgeler, ülkeler, insanların doğal ortamı kullanma şekillerine geldiyse burayı da beraber işleyeceğiz ve pekiştireceğiz. Şimdi ilk başta yerleşmelerle başlamak istiyorum. Tonguç'um, şimdi dünyadaki ilk yerleşmelerin özelliklerine baktığımızda Nil Nehri çevresinde, yani Nil Havzası'nda, Mezopotamya'da, yani Fırat ve Dicle Nehri çevreleri ortasında, işte İndus ve Ganj nehirlerinde, Sarı Irmak, Gök Irmak, bunlar hep ırmak kenarlarında yapıldığını görüyoruz ilk yerleşmeleri. Neden? Çünkü yerleşmeyi insanlar ilk başta böyle mühendislik, hizmet sektörü gibi şeyler olmadığı için insanlar ilk başta yerleşmeyi hep böyle tarıma endeksi yapmışlar. Ve dolayısıyla ilk yerleşmeler hep su kaynaklarının verimli tarım arazilerinin olduğu yerlerde olmuş. Bak bunu üniversite sınavlarına çok soruyorlar. Dolayısıyla yazılınızda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre uygun bir şekilde hocanız sınavda sorar. Buraya dikkat edin Umut'um. Yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlere baktığımızda ise birincisi fiziki faktörler var. İkincisi beşeri faktörler var. Fiziki faktörler iklim direkt etkiliyor, doğrudan etkiliyor. Yani çok soğuk bir yerde yaşaman çok zor. Antarktika'da kimse yaşamıyor. Ya da çok kurak çöllerde kimse yaşamıyor. Yer şekilleri direkt olarak etkiliyor. Engebeli arazilerde teknoloji geliştiği için belki yerleşmeyi sağlayabiliyoruz. Ama temelinde yerleşmeyi sınırlandıran bir etmen. Su olanakları çok çok önemli. Bunu zaten söyledik, sınavda çıkar dedik. Ve toprak yapısı da eğer verimli bir toprak yapısı varsa, mesela volkanik arazilerde volkan riski olmasına rağmen volkan kenarlarında insanlar yaşıyor. Niye yaşıyorsun kardeşim? Verimli arazi, çok değerli arazi. O yüzden tehlikesini bilmesine rağmen insanlar orada yine yerleşim yapabiliyorlar. Aynı zamanda beşeri faktörler. Beşeri faktörlerde ilk sırada Tonguç'um. Beşer şaşar. Aferin. İnsanoğlu şaşar diyorsun. Birinci sırada sanayi var. Sanayi tabii ki de en önemli faktör çünkü para, insanlar ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa diğer ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşündüğü için iş imkanı fazla olduğu sanayi ve yine aynı şekilde ulaşım imkanlarının fazla olduğu kentler, mesela İstanbul yapan şey Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlaması, yani önemli ulaşım arterlerinin üzerinde olması. Yine tarım insanların beşeri olarak yerleşmeyi etkileyen bir faktörü. Yeraltı mesela tarıma bağlı olarak Manisa ve çevresinde Ege'de mesela zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir hep Ege'de yetişiyor diyoruz ya. Dolayısıyla orada da bir tarıma bağlı bir nüfus oluştuğunu görüyoruz. Yeraltı kaynakları da yine önemli bir faktör. Zonguldak ve Batman eskiden küçük birer kasabayken Zonguldak'ta kömür madeni, Batman'da da petrol rafinerisi kurulduktan sonra oranın kent nüfusu olduğunu, kentleştiğini, hatta büyük şehre doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Turizm de tabii ki yine yerleşme etkileyen önemli faktörler arasında ve beşeri faktörler arasında. Niye? Çünkü şimdi sen hiç turizm tesisi açmadığın bir yerde normal, sakin bir şekilde güneş olur, yağmur olur, çamur olur. Ama sen oraya turizm tesisleri açarsan dolayısıyla Akdeniz'de olduğu gibi nüfus Antalya'da, Mersin'de, aynı zamanda Bodrum'da, Marmaris'te yoğunlaşmaya başlayacaktır. Demek ki turizmde insanoğlunun etkisiyle oluşan bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi geldik yerleşmelerde diğer dünyadaki ilk yerleşmeleri söyledik. Diğer bir faktör kır yerleşmeleri. Şimdi yerleşmede doku tipleri kırsal yerleşmeler ve şehir yerleşmeleri olarak ikiye ayrılıyor. Kırsal yerleşmelerde köy yerleşmeleri var. Nüfusu 2000'den az. Kasaba yerleşmeleri var. Yani belde yerleşmeleri. Burada 2000 ile 10.000 arasında. Köy altı yerleşmeleri var. Köy altı yerleşmeleri de bak burayı sınavda sorarlar Tonguç. Buraya dikkat et. Bir devamlı yerleşmeler var. Devamlı yerleşmeler mahalle, mezra, divan ve çiftlikten oluşuyor. Bir de geçici yerleşmeler var. Yani belli bir süre geliyorlar. Yerleşip sonra gidiyorlar. Bunlar da yayla, kam, ağıl, dam ve oba. Bak yayla, kom, ağıl, dam ve oba. Bunlar da geçici yerleşmeler. Adamlar işte belli bir hayvancılık için veyahut da belli tarım faaliyetleri için belli bir süreliğine bir yere yerleşip gidiyorlar. Kentsel yerleşmelere, şehir yerleşmelerine baktığımızda ise kentsel yerleşmeleri iki gruba ayrılıyoruz. Bir fonksiyonlarına göre
Yani işlevine göre, bir de nüfusuna göre. Nüfusuna göreden başlayalım. Bu çok kolay. Küçük kentler var. Yani 10 bin ile 100 bin arasında. Mesela diyelim ki Yozgat küçük bir kent. Bayburt küçük bir kent. Orta büyüklükte kentler var. Mesela Zonguldak gibi. Büyük kentler var. Eskişehir gibi. Büyükşehir belediyeleri diyoruz. Büyükşehir belediyeleri diyebileceğimiz mesela Antep Büyükşehir Belediyesi diyoruz. Bunlar artık büyük kentler olmuş. Nüfusu 1 milyona yaklaşıyor. Bir de metropolitanlar var. Bunlar da İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi nüfusu 1 milyondan da fazla olan kentler. Bunları da nüfusuna göre bu şekilde kodlayabiliriz. Fonksiyonlarına baktığımızda ise tarım kentleri var. Mesela Manisa bir tarım kenti. Ticaret kenti İstanbul. Sanayi kenti İzmit. Kocaeli, İzmit'te çok değerli fabrikalar var. Yine turizm kenti Antalya. İdari kent yani yönetim kenti olabilerekten Ankara. Askeri olarak Malatya askeri üslerimiz var orada. Dini kent olarak Kudüs, Mekke, Medine, Vatikan bunlar hep dini kentler. Yine teknoloji kenti San Francisco. Niye? Orada San Francisco neler vardı? Silikon Vadisi vardı. Aynı şekilde maden kent olarak 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları'nın çok büyük böyle kapışmalar neden olmuş madenlerinden dolayı. Essen bölgesi Almanya'da. Liman olarak Marsilya kenti veyahut da Mersin limanı da söyleyebiliriz. Eğitim kenti olarak Oxford birçok eğitim kurumunu bir arada barındırıyor. Ve moda kenti olarak da Paris, Milano, New York bunları da söyleyebiliriz. Şimdi burada o zaman kır yerleşmelerini söyledik. Devamlı geçicilere dikkat et, bunu sorabilirler dedik. Bir de dokusuna göre yerleşmeler var Tonguç'um. Dokusuna göre yerleşme ise burada toplu yerleşmeler var. Mesela burada İç Anadolu'da toplu yerleşmeler olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü su az ve engebe az. Su da az olduğu için, engebe de az olduğu için İç Anadolu'da köyler hep yan yana duruyorlar. İç Anadolu'da mesela Yozgat hariç bütün şehirler akarsu kenarına kurulmuş. Ama dağınık yerleşmeler var. Burada engebe var. Düz arazi yok ve su da çok fazla, yağış da çok fazla. O yüzden rahat rahat Karadeniz'deki köy evleri gibi farklı farklı yere kurulabiliyor. Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşme var. Çünkü engebe fazla ve yağış fazla. Suya rahat rahat ulaşabiliyor. İç Anadolu'da ise toplu yerleşme var. Engebe az, her yer düz ve su. Bunu sınavda sorarlar. Bak burası sınavda çıkar. O yüzden şuraya iki tane minnoş yıldızı koymayı bir görev addediyorum kendime. Çizgisel yerleşme akarsu veya yol boyunca kuruluyor. Bir akarsunun etrafına veya yolun etrafına kuruluyorlar. Dairesel yerleşmeler gene böyle büyük mesela Paris gibi veyahut da Barcelona gibi kentler dairesel olarak orta bir merkezden büyüyorlar. Adamlar en başta onu Adana merkez patlıyor herkes. Bir de öyle merkezler var tabii ki. Bir de kıyı boyu yerleşmeler var. Deniz kenarına yapılan yerleşmeler şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de yerleşmenin dağılışına geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Dünyadaki seyrek yerleşme alanlarını veyahut da yoğun nüfus yoğun yerleşme alanlarını sana sorabilirler. Ve bununla alakalı sana aynı zamanda şey de böyle hatta şurada sayfanın arkasına çizelim. Şöyle diyelim mesela şöyle bir şöyle Kuzey Amerika çizelim, Güney Amerika çizelim, Asya çizelim, Avrupa çizelim şöyle. Bunların neden seyrek, neden yoğun nüfus olduğunu sana sınavda hocan direkt harita üzerinden de sorabilir. Şimdi ben hemen şöyle göstermek istiyorum. Birincisi yoğun ve seyrek nüfusları şöyle yapalım. Mesela seyrekleri yeşille gösterelim. Diyelim ki Alaska seyrek nüfuslu bir yer. Bak burası seyrek nüfuslu yer. Alaska. Aynı zamanda Amazon Havzası seyrek nüfuslu bir yer. Kongo Havzası seyrek nüfuslu bir yer. Antarktika seyrek nüfuslu bir yer. Sibirya seyrek nüfuslu bir yer. Himalayalar, Sibirya'da biraz daha yukarıda Himalayalar seyrek nüfuslu bir yer. Orta Asya ve Orta Avustralya bak burası çöl. Orta Avustralya, Victoria çölü var. Burası seyrek nüfuslu bir yer. Aynı şekilde Kanada'nın üst kısımları, Kuzey Kanada soğuk iklimden dolayı seyrek nüfuslu bir yer. Şimdi Kongo ve Amazon havzaları çok fazla yağış ve nem olmasına rağmen seyrek nüfuslu. Nem olmasına rağmen değil de nem olduğu için seyrek nüfuslu. Mesela Antarktika'da insanlar soğuktan donduğu için az. Himalayalar'da engebeden dolayı az. Büyük Sahra Çölü'nde, Arap Yarımadası'nda, buralarda ise Orta Asya'daki Taklamakan Çölü'nde, burada ise insanlar daha çok böyle kuraklıktan dolayı, yağış azdan dolayı seyrek bir şekilde yaşıyorlar. Ama şuraya dikkat et, Amazon ve Kongo Havzası'nda yağış çok, o kadar çok ki, nem o kadar çok ki, bu yüzden insanlar burada az yaşıyorlar. Grönland yine şurada, Grönland'ı çizmeyi unuttuk. Grönland'da yine seyrek nüfus var. Ant Dağları, kayalık ve Ant Dağları'nın olduğu, bilhassa Ant Dağları da yine seyrek nüfus yerler dünyada. Bunları bilmemiz lazım. Yoğun nüfus yerlere baktığımızda ise bu sefer hemen ilk başa Muson Asyası'nı koymamız lazım. Bir kere Amerika'nın doğusu yoğun nüfuslu. Burada New York, işte Washington falan buralar hep yoğun nüfus yerler. Çünkü sanayi ve liman hizmetleri var, ticaret var. Batı Avrupa... I love New York. Ne diyorsun oğlum? Batı Avrupa... Ne diyorsun evladım bak hep karıştırıyorsun. New York değil, New York demen lazım. New York'ta New York'u karıştırmamak. Evet hocam. Şaka bir yana. Şimdi liman, ticaret, sanayi. Liman, ticaret ve sanayide şunu görmemiz lazım Tonguç evladım benim.
Batı Avrupa ile Doğu Amerika arasında buradaki bu ticaret yolu da zaten dünyanın en işlek yollarından bir tanesi. Dolayısıyla ikisi de birbirini besliyor. Güney ve Güneydoğu Asya yoğun nüfuslu, tarım sanayi ticaretten dolayı. Japonya yoğun nüfuslu, Endonezya yoğun nüfuslu. California, Amerika'nın doğusu, burası yine çok yoğun nüfuslu ticaret liman sanayi kenti. Güney Afrika'da Cape Town yine çok yoğun nüfuslu. Güney Avustralya yine burada sanayi, maden var. Ve yine Gine Körfezi, Nijerya'nın olduğu taraflar çok yoğun nüfuslu. Nil Vadisi yine tarımdan dolayı, su kaynaklarından dolayı yoğun nüfuslu yerler. Bunu da hocasına da sorabilirim. Şimdi geldik Türkiye'deki yerleşmelerin tarihçesine de biraz değinelim. Paleolitik çağda Yarımburgaz, Karayin, Palanlı, Merdivenli ve İnsuy gibi bölgeler var. Bilhassa Yarımburgaz'a ve Karayin'e dikkat et. Bunu hoca sınavda sorar Tomuç'um. Neolitik çağda yani yerleşik hayata geçmeye başladığımız, artık cilalı taş devri dediğimiz, insanların tarım yaparaktan köy kentler kurmaya başladığı yerde Urfa'daki Göbekli Tepe, Konya'daki Çatalhöyük, bak bunu sınavda soruyorlar, ve Diyarbakır'daki Çayönü sınavda karşına çıkar, çok iyi bilmelisin. O zaman Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Çayönü ve Aşıklıyı bilmen gerekir Tomuç'um Neolitik çağda. Tarih çağlara baktığımızda ise bir sürü yer var. Efes, Milet, İskenderun, Truva, Çanakkale ki Alacahöyük yine Çorum'da, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, bunların hepsi tarihi çağlara geçtikten sonra, sıfır tarihinden sonraki önemli yerleşim yerleri Anadolu'da, Türkiye'de. Modern dönemde ise Eskişehir'in eğitim kenti olduğunu, Ankara'nın idari kenti olduğunu, Antalya'nın turizm, Manisa'nın askeri kenti olduğunu, Bursa'nın kültür kenti olduğunu, ki Bursa aynı zamanda sadece kültür değil, sanayi kentidir de, turizm kenti de vardı. Yani Mudanya'da gelebilirsin, Uludağ'da gelebilirsin, Bursa'nın farklı farklı yönleri de var. Türkiye'deki yerleşmenin tarihçesine de baktık. Türkiye'deki yerleşmeleri sınıflandırırken yine tabii ki köy, belde, il, ilçe, büyükşehir mantığını biliyoruz. Köylerde muhtarlar, beldelerde kaymakamlar, ilçelerde kaymakamlar, ilde valiler ve bunun haricinde burada bu idari yönetimlerinden ziyade bunların nüfusuna göre sıralandırdığını bilmemiz lazım. Şimdi ilk konulardan, yani birinci döneminde sonlarına denk gelen büyük iklim ve Türkiye ikliminden soru gelme ihtimali var. Buraya da şimdi hızlı bir şekilde değineceğim. Ardından bölgelere geçeceğiz ve sonrasında bitireceğiz. Ama istersen önce küresel ortam ve bölgeler ve ülkelere bakalım. Sonra daha sorunun geleceği kısma bakalım. Evet hocam. Bitirelim. Şimdi bak, birincisi şunu bilmemiz lazım. Bölge türleri ikiye ayrılıyor. Bir şekilsel bölgeler var, bir de işlevsel bölgeler var. Şekilsel bölgelerde doğal şekline göre, mesela yer şekillerine göre hani engebeli, böyle dağlık, akarsu kenarında. İklim bölgelerine göre soğuk iklim, sıcak iklim, yağışlı iklim, nemli iklim. Hidrografik bölgeler yani sularına göre. Toprak bölgeleri var, toprak özelliklerine göre. İşte zonal topraklar, azonal topraklar, terrarozalar, çernozyomlar. Bitki bölgeleri var. İşte savan bitki örtüsü, tundra bitki örtüsü, taygalar, farklı farklı bitkilere göre, doğal şekillerine göre şekilsel bölgeler oluşabiliyor. Ve yine doğal afet bölgeleri var. Heyelan bölgesi, deprem bölgesi, işte tsunami bölgesi diyebiliyoruz. Beşeri şekilsel bölgelere baktığımızda ise beşer ne demekti? Şaşar. Beşer şaşar yani insanoğlu. İnsanoğluna bağlı olarak ham madde üretim bölgeleri var, sanayi bölgeleri var, nüfus bölgeleri var, yerleşme bölgeleri, kültür bölgeleri. Mesela diyelim ki Türk kültürüne ait bölgeler var, işte Arap kültürüne ait bölgeler var veyahut da siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri kurulabiliyor. İşlevsel olarak fonksiyona göre baktığımızda ise burada hizmet bölgeleri, kalkınma bölgeleri, yönetim ve istatistik bölgeleri görüyoruz. Şimdi şekilsel bölgeler yani doğal, hani dedik ya, yer şekilleri, iklim, hidrografik, bunlar da Tonguç'um sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleri dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgeler. Yani mesela diyelim ki yoğun nüfuslu bölgeler serin nüfuslu bölgelerden bu yönüyle ayrılıyor. Ve aynı zamanda tek bir unsurun türdeşliğine, yani homojenliğine bağlı. Orada çok yoğun nüfus toplanmış, diğerinde serin nüfus var. Ama ekonomik, işlevsel bölgelere baktığımızda ekonomik ve kültürel yönden yerel, ulusal veya küresel çapta olabilen, yani sadece bir bölge özgü ya da tüm dünyayı ilgilendiren bölgelerle etkileşim gösterendir. Ve bunlar da mesela diyelim ki kalkınma projesi, diyelim GAP projesinin yönetildiği bölgeye baktığımızdan, Güney Anadolu projesinin, burada farklı farklı kentler var içerisinde ve diyoruz ki burası GAP bölgesi diyoruz. Güney Anadolu projesi bölgesi diyoruz. Tamam. Şimdi devam edelim. Başka neler diyebiliriz? Burada bölge belirleme kriterleri söyledik. Şunu da bilmemiz lazım olmuş. Bazı bölgeler zamanla hızlı yer değiştirirken bazı bölgeler zamanla kolay kolay yer değiştirmez. Mesela sen Akdeniz iklim bölgesi her geçen yıl değişiyor diyemezsin. Akdeniz iklim bölgesinin değişmesi için yüzyıllar, belki milyonlarca yıl gerekir. Çünkü Antalya'da artık iklim değişti demek çok zor bir şey. Ama Akdeniz'in coğrafi bölgesini yeni değiştirebilirsin. Maraş şu anda Akdeniz bölgesine. Maraş'ı çıkarırsın, diyelim ki onu İç Anadolu bölgesine veyahut da Doğu Anadolu'ya alırsın. Yeni değiştirebilirsin. Yani siyasi idari kontrolde olanları yapabilirsin. Ama Akdeniz iklim bölgesi veya çöl bölgesi. Çöl bölgesinin genişlemesi için uzun süren bir kuraklık olması lazım ki uğraşsın. Ama Karadeniz ekonomik topluluğu bölgesi dediği zaman orada bir ülke ayrılır, bir ülke eklenir, değişebilir. Şimdi bir de çevre topluma baktığımızda insanlar, yani bizler
hem doğal çevreyi etkiliyoruz hem de doğal çevreden etkileniyoruz. Mesela Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne Palmiye Adası yaparaktan adamlar denizin üzerine resmen doğayı etkilemişler. Bildiğin Palmiye Adası yapmışlar. Veyahut da biz Atatürk Barajı'nı yaparaktan Adıyaman'da suya yön vermişiz ve hidroelektrik enerji üretiyoruz. Ve Türkiye'nin üçüncü büyük gölünü oluşturmuşuz. Yapay bir göl. Bak, birinci göl Van Gölü, ikinci göl Tuz Gölü, üçüncü göl Beyşehir Gölü olması gerekirken Atatürk Baraj Gölü olmuş. Niye? Yapay olarak biz doğaya müdahale etmişiz. Aynı şekilde ulaşım ihtiyaçlarımız için mesela Osman Gazi Köprüsü ya da Karadeniz Sahil Yolu, Ordu Giresun Havalimanı gibi şeyler bizim doğaya yaptığımız müdahalelerin güzel örnekleri diyebiliriz. Niye? Çünkü sonuçta yapılan bu yollar veyahut da işte bu havalimanları veyahut da az önce söylediğimiz işte Palmiye Adası gibi örneklerle insanlar doğal çevreye zarar vermiş gibi duruyor belki ama temelinde daha az zarar verilmesini engellemiş oluyor. Çünkü diğer türlü daha fazla küresel çapta ısınmaya sebebiyet verecek fosil yakıtlar kullanılacak. Şimdi bir de doğal bir ortamda insan etkilerine baktığımız zaman insanoğlu Tonguç'um atmosferde doğal dengenin bozulmasına maalesef katkıda bulunabiliyor maalesef. Niye? Çünkü biz atmosfere yaydığımız zararlı gazlar yüzünden işte bu sıktığımız parfümler veyahut da fabrika dumanları yüzünden küresel ısınmayı ya da ozon tabakasına zarar küresel ısınmayı artırıp ozon tabakasına zarar verebiliyoruz. Litosfere baktığımızda ise taş küre yani tarımsal faaliyetleri yaparken kullandığımız yapay gübreler toprağın içerisindeki canlılara ve dolayısıyla toprağa zarar veriyor. Yine aynı şekilde biyosfere de zarar veriyoruz. Mesela Süveyş kanalı açıyorlar. Fransızlar Süveyş kanalı açmış. Güzel, çok güzel. Dünyaya katkısı var ama Kızıldeniz'deki tuzlu ortamdaki balıklar ile Akdeniz'deki daha tuzlu ortamdaki balıklar birbirine giriyor, karışıyorlar ve bu karışım ister istemez okyanustaki canlıların, denizlerdeki canlıların ortamını, yaşamını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. Hidrosfer etkileri baktığımızda ise suya yani akarsulara, göllere, denizlere yaptığımız zararlı atıkların, katkı maddelerinin atılmasıyla doğaya zarar veriyoruz. Orada sadece suyu kirletmiyoruz. O suyun içinde yaşayan canlılara da zarar veriyoruz. Sonuç olarak. Şimdi büyük iklim tipleri ve Türkiye'nin iklimine kısa bir şekilde değiniyorum. Ardından hemen sorularımıza geçiyoruz. Şimdi burada şunu çok önemli bir sonuç için boş bir sayfa varsa şurada hemen şey yapalım. Büyük iklim tiplerinde Tonguç'um şunu çok bilmemiz lazım. Türkiye'de bazı iklim tipleri görmüyor. Mesela şu kırmızıyla göstereceğim, turuncuyla göstereceğim 0-10 arasındaki ekvatoral iklim Türkiye'de görülmüyor. Aynı zamanda 10-20 arası görülen savan iklimi Türkiye'de görülmüyor. Aynı şekilde 30 dinamik yüksek basınç alanlarında görülen çöl iklimi Türkiye'de görülmüyor. Bunları çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Şimdi bir de Türkiye iklimini Türkiye haritası üzerinden göstermek istiyorum Tonguç'um sana. Şöyle bir boş sayfa alalım. Türkiye haritamız üzerinden Türkiye ikliminin özelliklerine değinelim. Şöyle güzel ülkemizi önce Trakya Yarımadası'nı çizelim. Sonrasında Kapıdağ Yarımadası, işte Muğla yöresini çizelim. Taşeli Teke Platosu, Karadeniz, Doğu Karadeniz, Hatay'ı çizelim. Tamam. Şimdi burası güzel ülkemiz. Bunu biliyoruz. Birazcık güzel çizemedim ben ama güzel ülkemiz olduğunu biliyoruz. Şimdi birincisi Türkiye ikliminde bilmemiz gereken 4 temel başlık var. Birincisi Türkiye ikliminin genel özellikleri bakımından Türkiye ortak kuşakta yer aldığından zaten matematiksel olarak Türkiye'de Akdeniz iklimi görülüyor. Yani Türkiye hayatına hiç gelmemiş bir coğrafya hocası Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini görse burada Akdeniz iklimi görülür der. Ama Türkiye'de bunun haricinde kuzeyinde Karadeniz iklimi, İşte iç kesimlerinde karasal iklim, hatta Doğu Anadolu'da sert karasal iklim görülüyor. Ve aynı zamanda sadece Ege'de ve Akdeniz iklimi görülüyor. Marmara'da Akdeniz iklimi görülüyor ama Marmara tipi Akdeniz iklimi. Yani Marmara'ya bazen kar da yağabiliyor. Halbuki normalde Akdeniz iklimine kar yağmaz. Şimdi Akdeniz iklimi görmemizin temel sebebi ortak kuşakta bulunuyoruz. Karadeniz iklimi görülmesinin sebebi dağların kıyıya uzanışı. Karasal iklim dağların burada olduğu için içerideki kısmın böyle nemsiz kalması. Sert karasal iklimde ise yükselti çok etkili olacak. Bunun temel sebebi bu. Türkiye etrafı denizlerle çevrili ve aynı zamanda farklı basınç kuşaklarının etkisi. Bunları da birazdan söyleyeceğim. Ama temelinde Türkiye'de kuzeyden güneye gittikçe sıcaklık artıyor genel olarak. Güneyden kuzeye gittikçe azalıyor. Bu enlemle alakalı. Ama batıdan doğuya doğru da sıcaklık azalıyor. Bunun temel sebebi ise yükseltiyle alakalı. O zaman şöyle diyoruz. Bu tarafa doğru sıcaklığın azalması enlem. Bu tarafa doğru sıcaklığın azalması ise yükselti diyebiliriz. Yer çekileri de önemli bir unsur. Şimdi Akdeniz ikliminin olduğu yerleri gösterelim. Hatta Akdeniz'in rengi kırmızı olsun. Şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Türkiye'de Akdeniz iklimi Güney Marmara'da, buralarda, Kıyı Ege'de, Tekke Yarımadası, Taşeli Platosu ve buralarda görülüyor Akdeniz iklimi. Şu Hatay'da da Akdeniz iklimi görülüyor. Peki Akdeniz ikliminin özelliği ne? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık. Kış sıcaklığı kışın Akdeniz'de hava böyle
don olayı görülmüyor. Akdeniz'de don olayı yok ve sıcaklık ortalama 10 derece diyebiliriz Akdeniz için. Yazlar da tabii ki son derece yüksek sıcaklığa sahip. 30 derece, 40 derece ortalama sıcaklığı oluyor. 40 derece, 30 derece sıcaklık oluyor. Yağışa baktığımızda 1000 milimetreküp, hatta kırmızı ile yazalım. O zaman şöyle diyelim. Akdeniz iklimi çizdim. Yağış 1000 milimetreküp. Bayağı bir yağış alıyor. Kışın yağış alıyor Akdeniz iklimi ve aynı zamanda cephe yağışları alıyor. Düzensiz rejime sahip. Niye? Çünkü yazın yağış almıyor. Ortalama sıcaklığı da iyi dedik ve don yok dedik Akdeniz'de. Don yok. Don yok derken don olayı yok Tonguç'um. Buraya dikkat edelim. Şimdi devam edelim. Akdeniz ikliminden başka Karadeniz iklimini de yeşil renkle gösterelim. Karadeniz iklimi sonuçta Karadeniz yeşil Karadeniz ya. Şimdi bu sefer Kuzey Marmara'yı, Kuzey Trakya'yı alıyoruz. Buraları alıyoruz. Karadeniz kıyılarını alıyoruz ve böyle devam ediyoruz. Doğu Karadeniz'e daha da doğu şey Karadeniz iklimi ortaya çıkıyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Burada kış sıcaklığı yine çok iyi. Buraya o zaman şöyle Karadeniz iklimi yazıyorum. Karadeniz yazıyorum. Ve bu sefer yeşil rengini kullanıyorum. Bu sefer şunu bilmemiz lazım. Yağış oranına baktığımızda artık 2000 milimetreküplere geliyor. Çünkü Rize bilhassa 2400 milimetreküp yağış alabiliyor. Ve yamaç her mevsim yağış alıyor. En fazla sonbaharda ama her mevsim yağış alıyor. Ve burası önemli. Cephe yağışı değil de yamaç yağışı görüyor. Yani denizden gelen nem dağlara çarpıyor. Sonbaharda yağış artıyor. Buranın bitki örtüsü neden? Bitki örtüsünü yazmayı unutmayalım. Akdeniz'in bitki örtüsü maki. Zaten bitki örtüsü direkt iklim verir. Karadeniz'in bitki örtüsü tabii ki de orman. Burada şunu çok bilmemiz lazım Tonguç evladım. Karadeniz ikliminde toprak olarak kahverengi orman toprağı, kireçli orman toprağı var. Burada ise terrarozo toprağı var. Şimdi Karadeniz iklimi tabii ki son derece değişik bir iklim. Niye? Bağıl nem oranı son derece yüksek ve sıcaklık farkı en az olan iklim. Yani yaz ve kış sıcaklığı arasında fark çok az. Bulutlu gün sayısı çok fazla, güneşli gün sayısı çok az, çay yetişiyor. Değişik bir iklim tipi. Gelelim ılıman karasal iklime. Onu da böyle kahverengi renkle gösterelim. Kahverengi hani orta kuşakta böyle gösterebileceğimiz. Şimdi buralarda ılıman karasal var. Anadolu'nun iç kısımlarında hep ılıman karasal iklim var diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Ha bir de maviyi kullanacağım. Mavi de burası sert karasal. Soğuk renk mavidir ya. Mavi de burayı kullanacağız. O zaman şöyle soğuğun altını çizelim. Bir de ılıman karasal altını çizelim ve onları da yazmaya başlayalım. Şimdi ılıman karasal iklim dediğimiz esasında step iklim bak. Buraya ben step yazdım ama hocan sana sınavda ılıman karasal diye sorarsa sakın kafan karışmasın. Nedir hocam ılıman karasal iklimi? Ilıman karasal iklim genellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da Doğu Anadolu'nun alçak yerlerinde görülüyor. Burada don olayı var. Şimdi Karadeniz'de don var mıydı? Yoktu böyle. Çünkü hava sıcaktı. Donu çizdik. Buranın bitki örtüsü bozkır. Step yani diğer bir deyişle. Ve ılıman karasal iklim şöyle bir şey daha var Tonguç Elia'da benim. Bozkır iklimi yani step ikliminde yağış çok az. Yani 500 milimetreküp bile değil yani. 300-400 milimetreküp desek çok daha doğru. 400 diyorum hatta ben daha da azaltıyorum. Çünkü İç Anadolu Türkiye'nin en az yağış alan yeri. En kurak yeri ama Güney Anadolu. Yağış ilkbaharda ve konveksiyonel yani yükselim yağışları var. Yükselim yağışlarına İç Anadolu'da köylüler 42. yağışları diyorlar. Burada don olayı var yani bayağı sıcaklık sıfırın altına düşüyor. Sıcaklık farkı çok fazla. Zaten bak sıcaklık farkı fazla yazıyorum. SF fazla ne demek o zaman? Sıcaklık farkı fazla demek. Sert karasal iklime gelelim. Sert karasal iklime Erzurum Kars yöresinde görülen iklim. Bunun bitki örtüsü ise tabii ki çayır. Bak burada artık mavi renge geçiyorum. Çayır bitki örtüsü var. Burada yağışlar diğerine göre biraz daha fazla. 600 milimetreküp. Burada yazın yağış alıyor. Yükselim yağışları var. Yani konveksiyonel yağış var. Don fazlasıyla var. Kar 4 ay yerde. Burada da sıcaklık farkı tabii ki fazla olduğunu bilmemiz lazım. Burada çernozyum toprak tipi var. Burada ise kestane ve kahverengi renkli toprakla versol tipi topraklar var. Şimdi Türkiye iklimine bayağı detaylı gidiyoruz. Çünkü Türkiye ikliminden soru gelebilir. İlk sınavdaki konuların sonuna doğru geliyordu burası. Türkiye etkilen basınç uçaklarını bilmemiz lazım Tonguç herhalde. Burada 60 enlemlerinden gelen İzlanda dinamik alçak basıncı var. Bu yağış getiriyor Türkiye'ye. Aynı zamanda sağ taraftan gelen Sibirya termik yüksek basıncı var. Bu da kar yağışı getiriyor. Ve yine aşağıdan gelen Azor diye yazılır ama Azor dinamik yüksek basıncı var. Bu yine kuraklık getiriyor. Başka bir siyah renk kalem istiyorum. Tonguç benim varsa eğer bakayım. Burada. Şunu artık bitti. Bunu atalım dışarı. Bir de sağ taraftan gelen Basra alçak basıncı var. Hatta bu da yine termik bir alçak. Basra TAB diye yazıyorum. Bu da yine kuraklık getiriyor. Türkiye etkileyen rüzgarlara baktığımızda rüzgarları da şöyle yeşil renkle gösterelim. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinden Karayel,
kuzey batısından, kuzeyinden Yıldız, kuzey doğusundan Poyraz. Bak kayıp diye çıktı, bak görüyor musun? Kayıp, Karayel, Yıldız, Poyraz. Yazım okunuyor değil mi Tonguç? Tamam, Poyraz. Aşağılara baktığımızda ise Lodos, Kıble ve Samyeli var. Bu da kayıp sakal diye anlatabilirsin. Kayıp sakal, Lodos, Kıble, Samyeli. Türkiye'de kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden gelen rüzgarlar da sıcaklığı artırıyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçlarında turunçgil yetişmesini sağlayan fön rüzgarı da var. Dağlık alanlarda etkili, Toroslarda ve Doğu Anadolu'da gözüküyor. Rize'de turunçgil yetişmesini, kivi yetişmesini sağlayan şey işte bu fön rüzgarı. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz lazım. Tonguç herhalde benim. Türkiye ikliminde en yağışlı alanlar tabii ki Karadeniz ve Akdeniz. En fazla Karadeniz oluyor. En az yağışlı alanlar ise tabii ki İç Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu bölgesi. En kurak yer Güney Anadolu bölgesi. Çünkü burada buharlaşma nedeniyle çok fazla kuraklık oluşuyor. Yağış tiplerini biliyoruz zaten, söylemiştik. Burada Akdeniz'de cephe yağışı var demiştik. Sıcak ve soğuk hava karşılaşıyordu. Burada yamaç yağışı var dedik. Denizden gelen hem dağlara çarpıyor demiştik Karadeniz'de. Sep ikliminde yükselen hava soğukla karşılaşıp yağış oluşturuyordu. Yine Doğu Anadolu'da bu var demiştik. Şimdi artık yazılı sorularımıza başlayabiliriz. Senden bir şey isteyeceğim Tonguç Helalemiz. Hiç ses çıkarma. Şu anda olduğu gibi sessiz bir şekilde dinle. Çünkü gerçekten bayağı bir uzadı bu ön girişimiz. Ama güzel bir şekilde tekrar etmiş olduk. Şimdi burada kapağımızı da kullanmış olduk. Buraları bitirmiştik zaten. Yerleşmeleri anlatmıştık. Büyük limitleri anlatmıştık. Ve artık doğru yanlış kısmıyla yazılımıza başlıyoruz. Evet. Şimdi birincisi ne diyeceğiz? Aşağıdaki ifadeleri doğru olanları D, yanlış olanları Y diyeceğiz. Bu kadar basit. Dünyada ilk yerleşmeler Nil, Dicle, Fırat, İndus, Ganj, Sarılmak havzalarının kurulmaya başlamıştır. Doğru. Niye? Çünkü buralar dünyanın en iyi sulak alanları. Gene dayanamıyorum. Gene haritayı getirmek istiyorum. Bak. Nil, Dicle, Fırat, İndus, Ganj, Sarılmak hep bu dünyanın ilk yerleşim yerleri. İnsanların tarımsal faaliyetlerde bulunması ve yerleşik hayata geçmesi ile birlikte nüfus da giderek azalmıştır diyor. Saçmalık yani. Azalmıştır değil, artmıştır olması lazım. Yani hatta bu ikinci sıçrama, bunu 10. sınıf coğrafyaya gelince göreceksin. Tarımsal faaliyetlerde bulunmak, yani Neolitik çağda ilk başta birinci sıçrama var, ikinci sıçrama var, üçüncü sıçrama var. Birinci sıçrama insanlar yerleşik aletleri kullanmaya başladıkça, ateşi buldukça nüfus artıyor. Böyle avcılık, toplayıcılıktan biraz daha bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Sonra yerleşik hayata geçince ikinci sıçrama oluyor. Üçüncü sıçrama ise sanayi devrimiyle oluyor. İnsanlar sağlık hizmetlerinden faydalanıp doktorlar hastalıkları önlemeye başlıyor. Yani bir köpek ısırığında ölmüyorsun artık. Kuduz aşısı var. Yüksek sıcaklık dolayısıyla azalmıştır değil, artmıştır olacak. Yüksek sıcaklık ve nem oranları ekvatora yakın alanlarda yerleşmeyi kolaylaştırmaktadır. Yanlış. Olur mu? Dünyada normalde insanlar dağ başlarına değil de böyle deniz kenarlarına yaşamak ister Tonguç herhalde benim. Çünkü deniz kenarı life güzel, oh ne güzel, sıcak, güneş, kumsal falan filan dersin. Ama dağlara çıktığında ise soğuk dersin. Niye? Yükseklere sıcaklık çıkıldıkça hava kürecikleri azalıyordu, nem azalıyordu. Nem azaldığı için sıcaklık da azalıyordu. Ama ekvatorda bunun tam tersi bir dünya vardır. Ekvatorda insanlar dağlarda yaşarlar. Çünkü aşağısı o kadar nemlidir ki bunalırlar artık. Yani hani normalde burada 5 yuvarlak var. Yukarı çıktığında 4, 3, 2 oluyor. Sen 2'de değil de 5'te rahat yaşadığın için aşağı iniyorsun. Ama ekvatorda aşağıda o kadar fazla ki yukarı çıkınca azalan yerde, yani yukarılarda da fazla. Ama yukarıda gene biraz daha az olduğu için aşağıya göre insanlar ekvatorda dağlarda yaşıyor. Dolayısıyla ekvatora yakın alanlara yerleşmeyi kolaylaştırmıyor. Esas zorlaştırıyor. İnsanlar yükseklerde yaşıyor ve buralar seyrek nüfuslu oluyor. İl sınırları içinde birden fazla ilçe bulunduran ve mülki idare açısından birinci kademeki yönetsel bölgedir. Evet, il, pardon virgülü güzel kullanamadım. İl, sınırları içinde birden fazla ilçe bulunduran ve mülki idare açısından birinci kademeki yönetsel bölge, vali yönettiği bölge, burası yine doğru. Sahra çölünde yeraltı suyu ile tarım yapılması çevrenin insan etkisine örnek verilebilir. Yanlış. Sahra çölünde yeraltı suyu ile tarım yapılması insanın çevreye etkisine örnek verilebilir. Devam ediyoruz. Boşlukları dolduralım, arkaya doğru ilerleyelim. Şimdi nokta nokta havzalarında yükseklere çıkıldıkça iklim şartları yerleşme için daha alışverişler gelir. Buna bağlı olarak yerleşme sayısı artar. Tabii ki nerede? Dünya üzerinde haritada göstereyim bunları. Ekvatorda. Yani ekvatorda, ekvator demezler de size sınavda. Şurayı söyler. Kongo ve Amazon derler. Biz de buraya zaten Amazon ve Kongo havzaları diyeceğiz. Niye öyle bir isim vermiş hocam? Çünkü burada Kongo Nehri var. Burada da Amazon Nehri var. Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe ülkemizde bilinen en eski yerleşim merkezlerinden biri, yerleşmelerden biri.
Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimine meydana gelen, sahip oldukları özellikler itibariyle genelde bütünlük sağlayan bölgeye biz doğal bölge diyoruz. Doğal bölge denilir. Dünyada ve Türkiye'de aktif hayatlar nedeniyle depremlerin yaygın olarak görüldüğü bölgeler, deprem bölgeleri içerisinde yer alıyor. Madencilik amaçlı yapılan kazılar insanın litosfer üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklere örnek. Şimdi tablodaki bilgileri uygun şekilde eşleştiriniz demiş. Eşleştirelim. Şimdi buraya bilgileri yerleştiriniz dememiz lazım. Şimdi nüfusuna göre kırsal yerleşmelerde köy altı yerleşmeler var. Köyler var ve kasabalar var. Ekonomik şeylerine göre tarımla uğraşanlar var. Hayvancılıkla uğraşanlar var. Ormancılıkla uğraşanlar var. Madencilikle uğraşanlar var. Ve tabii ki de balıkçılıkla uğraşanlar var. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Dokusuna göre baktığımızda ise toplu yerleşme, dağınık yerleşme veyahut da gevşek yerleşme var. Toplu yerleşme daha çok iç kesimlerde suyun az olduğu. Mesela Türkiye'de İç Anadolu'da, şöyle Türkiye'yi dikdörtgen şeklinde düşünürsek, İç Anadolu'da toplu yerleşme var. Hep çünkü su az ve arazi düz. Karadeniz'de ise dağınık yerleşme var. Çünkü su fazla, her yerde su var ve yer şekilleri engebeli. Yerleşme planına göre yol boyu yerleşme olabiliyor. Işınsal yerleşme olabiliyor. Yani böyle bir ışın gibi. Hat boyu yerleşme olabiliyor. Yol boyu, hat boyu benzer zaten esasında. Küme şeklinde olabiliyor ya da dairesel şekilde olabiliyor. Kurulduğu yere göre vadi köyü olabiliyor. Vadiye kurulmuş olabilir iki tane dağın arasında. Ya da dağ köyü olabilir. Dağlara kurulabiliyor köyler bazen. Bazen akarsu boyu köyü oluyor. İşte hat boyu dediğimiz bu. Akarsu boyu köyü olabiliyor. Bazen deniz kıyısında köy olabiliyor. Deniz kıyısı köyü diyebiliriz. Bazen de tabii ki de orman köyü diyebiliriz. Sürekliğine göre sürekli olanlar var. Bazıları ise mevsimlik geçici olanlar var. Mevsimlik geçici olanları da bilmemiz lazım. Şimdi dünya üzerinde iklim tiplerini ve genel özelliklerini yazınız demiş. Şimdi burada gerçekten çok zor. Az önce bu anlattığımız konuyu bizden bir haritalandırma istemiş ama bunu başaracağız. Nasıl başaracağız? Şimdi dünya üzerinde değil ya, dünyanın şimdi birincisi şu çok önemli. Şöyle bir dünya çiziyorum. Küçük dünya çiziyorum. Şimdi burada ekvatoryal iklim görülüyor ya. 0-1. Burada da görülüyor. Burada savan iklimi görülüyor ya. Burada da savan iklimi görülüyor. Burada Akdeniz, yani kuzeyde de görülüyor. Burada Akdeniz iklimi görülüyor. Burada da Akdeniz iklimi görülüyor. İşte burada çöl iklimi görülüyorsa burada da çöl iklimi görülüyor. Böyle gidiyor. Fakat kuzey yarımkürede karalar daha fazla olduğu için işte ılıman okyanus, step, sert karasal veyahut da tundra, kutup gibi iklimler buralarda daha fazla görülüyor. Kutup burada daha fazla görülüyor. Çünkü burada kara yok kuzey kutubunda. O yüzden biz kuzey yarımküre üzerine gidelim. Şöyle yapalım. Şöyle bir yarım kubbe çizelim. Tamam mı? Çok güzel olacak. Bakın buraya dikkat edinlerseniz süper olacak. Şurası sıfır ekvator. Tamam. Şimdi şuraya şölemesine ekvatoral iklim yazarız. Tamam mı? Şuraya ekvatoral iklim yazarız. Şuraya savan iklimini yazarız. Savan iklimi. Sonrasında şuraya çöl iklimini yazarız. Şuraya Akdeniz iklimini yazarız. Şuraya da muson iklimi gelir hatta. Muson iklimi. Sonra şuraya orta kuş iklimlerini yazarız. Ilman okyanus iklimini yazarız. İşte sert karasal step yazarız. Buraya da tundra ile kutup yazarız. Gerçekten son derece güzel olacak inşallah. Şimdi sıcak olduğu için ekvatorale kırmızı rengi veriyorum. Ekvatoral iklim dünya üzerinde tabii ki 0-10 arasında görülüyor. Hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede. Burada her mevsim yağış var. En fazla ekinoks dönemlerinde artıyor yağış. Yükselim yağışları olduğu için. Ortalama sıcaklık 2-3 sıcaklık farkı 2-3 derece sıcaklık farkı çok az. Çünkü güneş ışınlarının düşme açısı az değişiyor. Ve 2000 mm3 yağış alıyor. Bitki örtüsü de geniş yapraklı orman. Burası ekinoks dönemleri güneşin aradık geldiği zaman ısınan ama burada bol yağış getiriyor diyebiliriz. Hemen üstüne çıkalım. Hala kırmızı renkte olsun. Hatta biraz kırmızıya yakın farklı bir renk seçelim şöyle. Burada da bayağı bir kalemiz varmış. Almak istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. Geldi oğlum. Ha, düştü ama geldi. Şimdi savan iklimine baktığımızda yine kırmızıya yakın bir renk seçtik. Niye? Çünkü sıcak iklimlerdeyiz. Bu sefer 10-20 arasındayız. Savan ikliminde ortalama sıcaklık 20 santigrat. Yine sıcaklık farkı az. Çünkü güney ışınlarının düşme açısı fazla değişmiyor. Burada sadece yazlar yağışlı. Şöyle buna her mevsim dedik ama ne her mevsim? Şöyle şemsiye koyalım. Her mevsim yağışlı. Burada ise yazlar yağışlı. Devam ediyoruz. Ortalama sıcaklık farkı 4-5 derece dedik. Tamam.
Buranın ortalama sıcaklığı ise 25 santigrattı. Bunu yazmayı unutmuşuz. Başka ne diyebiliriz? Burada yağış biraz daha azalıyor. 1000-2000'e düşüyor mesela. 1000 ile 2000 arasına düşüyor. Bitki örtüsü de tabii ki savan olduğunu bilmemiz lazım. Gelelim çöl iklimine. Çöl ikliminde de yine artık turuncuyu kullanmak istiyorum. Çöl çünkü iyice kurak. Çöl iklimi 30 dinamik yüksek basınç alanlarına, 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarına görülüyor ve kıta içlerinde görülüyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Günlük sıcaklık farkı çöl ikliminde net bir şekilde 50 santigrata kadar ulaşabiliyor. Bu da tabii ki fiziksel çözülmeye yol açıyor. Yağış var mı? Yok. Bitki örtüsü var mı? Yok. Kaktüs falan var ama artık yani. Şimdi yine sıcak iklimlerden muson iklimini gösterelim. Bunlar bu turuncu kırmızı olanlar Türkiye'de görülemiyor yani. Bunlar sıcak kuşak iklimleri. Muson iklimine baktığımızda ortalama sıcaklık 20 santigrat. Yazları yağışlı, yaz mevsimi yağışlı. Yamaç yağış oluyor. Hint okyanusundan Hindu Kuş dağlarına gelen yaz yağışları çok önemli. Sıcaklık farkı 10 santigrata çıktı artık. Ve bitki örtüsüne baktığımızda yazın yeşeren ormanlar olduğunu görüyoruz. Kışın da sararacak. Niye? Kışı yağışlı değil. Şimdi geldik artık yeşil renklere. Artık biraz daha orta kuşak iklimlerine geçiyoruz. Burada Akdeniz iklimimiz var. Akdeniz iklimi zaten Türkiye'nin iklimi olduğu için az önce anlatmıştık. Ortalama sıcaklık 20 santigrat derece. Kışın yağış alıyor. Yazın ise Akdeniz iklimi kurak. Sıcaklık farkı 18 dereceye çıktı artık. Fark diyorum buna. 18 derece fark oluyor. Bitki örtüsü de bodur ağaç dediğimiz makiler olduğunu bilmemiz lazım. Yine orta kuşak iklimlerinde farklı bir renk istiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan mesela şunlar aynı. Ha, şu farklı bir renk bak. Bu rengi kullanmak istiyorum. Şimdi kalemler düşüyor ama yazılı devam ediyor. Yazılı provamız devam ediyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Şuradan başlayalım. Ilıman Okyanus iklimine başlayalım. Ilıman Okyanus iklimi hani Doğu Karadeniz'de görülen iklim tipi. Burada ortalama sıcaklık 15 santigrat derece. 15 santigrat derece. Her mevsim yağışlı. Zaten dünya üzerinde her mevsim yağışlı olan bir burası var. Bir de ekvatoral iklim var. Burada sıcaklık farkı 18 derece ama kışlar ılık, yazlar serin olan bir iklim. Bitki örtüsü de orman. Türkiye'de görülmeye başladı. Akdeniz'de yeşiller Türkiye'de görülebilecek. Turuncu ve kırmızılar gözükmüyor. Burası kıpkırmızı çünkü daha sıcak olduğu için öyle yaptık. Gelelim step iklimine baktığımızda, yani bozkır iklimine baktığımızda, bu da yine Türkiye'de İç Anadolu bölgesine görülen iklim. Bizim Ilıman Karasal dediğimiz iklim. Şimdi farka baktığımız zaman 30 santigrat kadar çıkıyor. Sıcaklık farkı çok fazla. Yağış 300 milimetreye kadar düşüyor. Ha, buradaki yağışa baktığımız zaman ise yani 1500 milimetreküp yağış var. 1500 milimetreküp yağış var. Şöyle her mevsim şemsiyeyi çizmeyi unutmuşuz. 300 milimetreküp dedik. İlkbahar yağışlı burada. Yağış az. 300 milimetreküp. Ve ilkbaharın yağış olduğunda şöyle pıt 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 gösterelim. Sert karasal iklime baktığımızda ise sert karasal iklim adı üzerinde sert ve karasal iklim. Ha, burada step söyledik. Bitki örtüsüne bozkır dedik. Bunu da orman dedik. Sert karasal iklimde tayga ve yine yapraklı ağaçlar dediğimiz çayır denen tayga ve çayırları bilmemiz lazım. Türkiye'de çayırlar görülüyor. Şimdi burada kar 4 ay yerde. Yani hava son derece soğuk oluyor. Sıcaklık farkı fazla. Fark fazla. Yağışa baktığımızda 600 milimetreküp olduğunu görüyoruz. Ve yazın konveksiyonel yağış olduğunu bilmemiz lazım. Şöyle pıt 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 çizelim. Geldik soğuk iklimlere. Yani artık tundradayız. Bunlar da Türkiye'de görünüyor. Bak şu sıcaklar görülmediği gibi yeşiller görüldüğü gibi soğuklar da görünmüyor. Tundra iklimine baktığımızda şunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani kar 1-2 ay eriyor. Yazın yani çok az da olsa biraz yağış var yazın. Ondan sonra 200 milimetre bir yağış. Ve bitki örtüsü yosun dediğimiz tundralar. Kutup iklimine baktığımızda sıcaklık hep 0 derecenin altında. Dolayısıyla da ne bitki örtüsü var ne yağış var hiçbir şey yok. Termik yüksek basınç alanları diyoruz. Gerçekten dünya iklimlerini mükemmel bir şekilde özetlediğimizi düşünüyoruz. Kendi kendimi tebrik ediyorum. Sizleri de dinlediğiniz için, Tonguç sen de size çıkarmadan dinlediğiniz için bayılmış gibi seni de tebrik ediyorum. Şimdi Divan.com, Dalyan falan bir şeyler ne oluyor ya, bir dakika. Şimdi divan tarım için yapılıyor ve devamlı yapılan bir şey. Türkiye'de Batı Karadeniz'de sıklıkla karşılaştığımız bir köy altı yerleşmesi. Kom ise hayvancılık için geçici olarak yapılıyor. Bu ise Türkiye'de daha çok Doğu Anadolu'da karşımıza çıkan bir köy altı yerleşmesi. Dalyan'a baktığımızda devamlı bir yerleşme ve Türkiye'de daha çok Karadeniz ve Akdeniz'de görülen bir köy altı yerleşme çeşidi.
Aşağıdaki kentleri fonksiyonlarına göre eşleştiriniz demiş. Eşleştirelim, sıkıntı yok. Şimdi tarım kenti, Konya bir tarım kenti. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ticaret kentine baktığımızda Antep bir ticaret kenti, tamam. Maden kenti olarak tabii ki Batman'ı söyleyebiliriz. Batman petrol madeni çıkarılıyor. Sanayi kenti olarak tabii ki İzmit bir sanayi kenti. Şöyle kesik 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 yapalım. İyice farklı olsun kırmızıdan. Liman kentine baktığımızda aynı zamanda şeyi de söyleyebiliriz. Maden kenti olarak turuncu Batman yaptı ki bir de şu yatağını da yapabiliriz. İki tane var. Liman kenti de tabii ki İskenderun limanından dolayı İskenderun diyebiliriz. Gerçekten eşleşmiş olduk. Bölge türleri kendi içerisinde benzer, etrafından farklı olmak üzere doğal ya da beşeri kriterlerle sınıflandırılmış alanlardır. Tamam. Şimdi tabloda boş bırakılan uygun 5 bölgeyi belirtin diyor. Beşeri bölgeler dediğimizde birincisi tabii ki beşer, şaşar, insanla alakalı. Sanayi bölgesi beşeri bölgeye giriyor. Sonrasında nüfus bölgesi beşeri bölgeye giriyor. Ve aynı zamanda turizm bölgesi beşeri bölgeye giriyor. Turizm bölgesi. Ve tabii ki yerleşme bölgesi, beşeri bölgeye giriyor. Bir de tarım bölgesi var. Bu da yine beşeri bölgeye giriyor. Devam edelim hiçbir şekilde vakit kaybetmeden. Şöyle yapalım. Bayağı da bir sorumuz var ama güzel gidiyoruz gerçekten. Doğal çevre insan ilişkisi son 20 yılda yapılan çevreye en çok zarar veren insan faaliyetlerinden 4 tanesi belirtiniz diyor. Birincisi mesela ne diyebiliriz? Orman tahribi. Tarım alanları açmak için biz ormanları tahrip ediyoruz. O zaman bunu yazalım. Tarım alanı açmak için orman tahribat yapılması çevreye çok ciddi zarar vermiş. Böyle bir soru çıkabilir sınavda, dikkatli olun. Şimdi ne kadar söylediğimiz her şey çıkar ama bu da kolay bir soru oldu, sakın kaçırmayın. Sanayileşme ile mesela çevreler kirleniyor. Mesela artan atık gaz sorunu buna çok güzel bir örnek. Milletin Bakanlığı kitabında bu örnekler veriliyor. Ve aynı zamanda gübre kullanıyoruz ama kimyasal gübre kullanıyoruz. Bu da tabii ki toprağı mahvediyor. Kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar veren bir şey. Yine aynı şekilde hava kirliliği için, hava kirliliğine yönelik ne yapılıyor mesela? Motorlu taşıt kullanımı artıyor. Toplu ulaşım yerine biz daha çok araba kullanıyoruz. Bu da motorlu taşıt kullanımının artması da tabii ki ister istemez ne yapıyor? Çevrede ciddi hava kirliliğine sebebiyet veriyor. Türkiye haritasına gösteren yerleşmelerin seyrek nüfusu olma nedenlerini belirtiniz demiş. Şimdi bir seyrek Yıldız Dağları, iki seyrek Tuz Gölü çevresi, üç seyrek Kalkerli Arazi arasından Taşeli, dört de soğuk iklimden dolayı Erzurum Kars. Şimdi bunları yazalım. Bir Yıldız Dağları, nere olduğunu yazalım ki artistik olsun. Siz sadece burada yer şekillerinden dolayı, yani engebeli yer şekillerinden dolayı nüfusun seyrek olduğunu söyleyebilirsiniz. İkiye baktığımızda Tuz Gölü çevresi. Burada da tabii ki en önemli sebep kuraklık. Türkiye'nin en az yağış alan yeri. Üçüncüye baktığımızda ise Taşeli Platosu. Taşeli Platosu'nda da burası normalde bak. Burada Antalya var, burada Mersin var ama burada hiçbir şehir yok. Boş. Niye? Çünkü buranın arazi yapısı çok kötü. O yüzden kalkerli arazi yapısı buranın geçirimli olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden de nüfus son derece seyrek. Dördüncü yer ise tabii ki neresi? Erzurum Kars diyelim. Erzurum Kars ise tabii ki soğuk ikliminden dolayı Türkiye'nin seyrek nüfusu yerlerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar sizler Tonguç'u buraya dikkat edin. 0'dan 9'a coğrafya kitabında bunları mükemmel bir şekilde almak. Az önce anlattığımız şeyi ben tabii yazıda böyle güzel yazdım ama burada çok güzel bir şekilde resmettik. İklim tüplerini gösterdik. Ardından Türkiye iklimini sizlere tüm detayları anlattık. Sonrasında buraları güzel bir şekilde çalışırsanız sınavdan mükemmel not alırsınız. Bak yerleşmelerin gelişim ve ekstrem yerleşmeler. Paleolitik çağ, neolitik çağ, orta çağ, yeni çağ, sanayi devrimi, milenyum çağ. Bunları süper resimli bir şekilde, süper detaylı bir şekilde sizlere anlattık. Bunların hepsinden sınavda gelebilir. Şu kısımlar, yerleşme çeşitleri. Mesela şuradan soru gelecektir. Toplu yerleşme, dağınık yerleşme, gevşek yerleşme resmini çizip sizden isteyebilir. Özelliklerin altına yazmanızı isteyebilir. Aynı şekilde Türkiye'de yerleşmeyi etkileyen faktörlerden %100 soru gelir. İklim, bakı, su kaynakları, yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve toprak türleri Türkiye'de iklimi, yerleşmeyi çok ciddi etkiliyor. Biz bunları anlattık ama buradan bir kez daha sanayi, beşeri faktörleri, sanayi, ticaret, liman, madencilik, tarım, ulaşım, turizmin Türkiye'ye yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler olduğunu bilmenizi isteyebilirler. Türkiye'de yerleşme tarihinde paleolitik çağdaki yerleri, neolitik çağdaki, modern çağdaki, tarih çağdaki yerleri bilmemiz lazım. Bilinen en eski yerleşim alanının Çatalhöyük olduğunu bilmemiz lazım. Bunları sınavda bize sorabilirler. Devamlı kırsal yerleşme. Bakın buradan soru gelir. Kasaba, köy, mahalle, mezra, çiftlik, divan. Devamlı kırsal yerleşme.
Yayla Oba, Ağıl, Kom, Dam, Dalyan, Pey. Bunlar geçit kırsal yerleşme. Buraya mutlaka çalışın ve buradaki soruları da çözün. Türkiye'de köyaltı yerleşmelerinde mahalle, çiftlik, mezra, divan, pey, yayla, oba, dam, ağıl, kom kısmını güzel bir şekilde nerelerde olduğunu harita üzerinde de gösterdik. Buradan tekrar edebilirsiniz. İdari bilimlerden kolay bir soru gelir. Ardından küresel ortam ve bölgeler konusunu işlediyseniz bölge türleri, bölge sınırlarının özelliklerini, yani bölge sınırlarının zamanla değişebileceğini, bölge sınırlarının çakışabileceğini, bölge içinde bölgeler olabileceğini, bölgelerin işlevini yitirebileceğini ve bölgelerin keskin hatlarla bazen de kademeli alarak ayrıldığını sizde sınavda hoca isteyebilir. Yer şekillerine göre, iklim özelliklerine göre, yer yapısına göre, iklim tipine göre, işte bitki örtüsüne göre, toprak tipine göre, su özelliklerine göre, doğal afetlere göre, nüfus özelliklerine göre, ekonomik özelliklerine göre, farklı farklı siyasi özelliklerine göre, işlevsel özelliklerine göre, karma bölgeler olmak üzere farklı farklı bölgeler var. Doğal afetler ve çevre toplumunda insanın çevreye, çevrenin de insan etkisi var. Bunları da net bir şekilde bilmenizi yetiştirebilir. Mesela çevre nüfusu etki ediyor, tarıma, hayvancılığa, giyime, mesken tiplerine, ulaşıma, sanayiye, turizme etki ediyor. İnsanın çevre etkisine baktığımızda insan gördüğünüz gibi rezil ediyoruz yani. Biz gerçekten dünyayı mahvediyoruz. Bazen güzel kullanım alanları kullanabiliyoruz. Modern ulaşım tünelleri, işte Avrasya Tüneli, Marmara Geçidi, Osman Gazi Köprüsü, Manş Tüneli gibi güzel şeyler var ama genellikle doğaya zarar veriyor. Bir de bunun haricinde eğer bu kitabınız yoksa TAK coğrafyadan sizlere yazılı ödevleri vermek istiyorum. Burada da hemen söyleyelim. Sayfa 125 ve 126'daki yazılıyı çözmek istiyorum. Buradaki testleri zaten çözeceksiniz. Bir de sayfa 139'daki bölgeler ve ülkeler yazılı örneğini. Bakın buradaki kazanımlara göre hazırlanmış bir kitap bu. Burada kazanımlarda ne diyorsa Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu Giresun Havalimanı, Marmaray, Birleşik Arap Emirlik Dubai Palmiye gibi örneklere değinildi ya, bu sınavda çıkacak demek. Eğer bu konuyu işlediyseniz bunu hoca soracak demek. Buraları güzelce tekrar ediyorsunuz ve burada da bunların çözümleri de var ama hocalar tarafından cevap anahtarına da bakabilirsiniz. Sayfa 151 ve 152'deki yazılı örneğini de çözmenizi istiyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar Tomuç'um. Gerçekten seni çok güzel bir şekilde dinledin. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Sınavlarınıza başarılar.